Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Ver amına bu tak etti canıma, her gece. Gece. Herkese selamlar dostlar. 29 ve 30 Temmuz 2023 tahminleriyle hepinize selamlar. Sesimin de güllüğünden anlayacağınızdan üzere çok güzel bir dün geçirdik. 2 tane kuponumuz yüksek mi her türlü içeri aldık. Hemen videomuza başlayalım isterseniz. 8 adet mücadelemiz var. İdeallerinden yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar Ağustos ayı için katıl telegram gruplarımızı yeniledik. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ağustos ayı için gruplarımıza gelmek isteyen arkadaşlar gerek Instagram'dan gerek de katıl butonundan zaten iletişime geçebilir. Geçtim bunu. Bu videoda ideal kupon olacak ve şöyle söyleyeyim. Cumartesi ve pazara ideal kombine çıkartmayı düşünüyorum. Ve bu ideal kombineler Herkes Açık Telegram kanalımızda yayında. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitliyorum. Kuponlar arkadaşlar cumartesi ve pazar olmak üzere ayrı ayrı bir adet ideal kupon Herkes Açık Telegram kanalında yayınlıyorum. Sizler de o kanala katılaraktan da ücretsiz kuponlardan faydalanabilirsiniz dostlar diyerekten de bunun duyurusunu yapmış olalım skor yarışması ekrana gelsin. Daha önce yapmış olduğumuz Adana Demir skor yarışmasını Donsuz Fakir isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan yazabilir. Maç skor yarışması olarak da Cumartesi Hacken Elfborg maç skorunu sordum. Pazar içinde Fürth ve Paderborn maç skoru sizce ne olur? Bilen arkadaşlarımızdan birer kişiyi ayrı ayrı katı Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca misafir edelim dostlar. Bunu da geçtikten sonra İletişim adresimiz zaten Instagram Kangal Bey olaraktan da doğrudan benimle iletişim kurma şansınız mevcut. Soru, görüş, öneri her şey için ben buradan sizlere açayım. Geçtim. Yüksek misliye gelelim. Yüksek misli de arkadaşlar dün iki tane yüksek misli verildi. Bir tanesi nesine içinde yani legal içinde verildi. Bir tanesi de Avrupa'dan oynayanlar için. Zaten oylama yaptım. %74'ü Avrupa'dan oynayan kişiler var şu an yüksek misli grubunda da. Dedim ki Beşiktaş'ın oranı çok güzel. Ben dedim 750 misli alalım. Nesine de oranı çok güzel. Avrupa oranı 1.60'tı. Nesine oranı 1.43'tü. Bu düşürdüler oranı sonradan. Direkt bir gün öncesinden geceden vermiştim zaten. Değerlendirenler yüksek oranları aldı. Dostlar Beşiktaş'ın ben ilk yerden kazandığına güveniyordum. Ve burada bir kasa yapıyoruz. Kasa yönetimi yapıyoruz ki bu miktarları boşuna yazmıyorum ben. Hepsinin miktarı kasası yazıyor. 750 TL ona verdik aldık. 500 TL'de Avrupa kuponu yaptım. O da Leş Poznan maçına genel 1.5 üst. Bodo maçına da doğrudan Matsu'nu 1 olarak değerlendirdin. Avrupa oranı 1.52 bunun da oranı vardı. O da kazanmasını bildi. Değerlendiren tebrikler. Şu an yüksek mislinin genel kasasına baktığımı Baktığım zaman da hemen onu ekrana getireyim. Şu an yüksek misli de 5 tane yüksek misli. 4, bir tane de 5 yüksek misliden 4 tanesi başarıyla sonuçlandı. Ve bu yüksek misliler sonucunda kasamız şu an tam tamına 825 TL net karda. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Ağustos ayı boyunca devam edecek. Hedefim 10.000 artı. İnşallah yapacağız. Ligler başladığı zaman da zaten tempoyu da arttıracağım mislilerle birlikte. Bunun da bilgisini verelim. Dün iki tane de kupon verildi. Bu kuponlardan bahsetmezsem olmazdı. bir tanesi benim temsilcilerimizin oynadığı kupondu. Beşiktaş'ın ilk yarı biri bir de Adana Demir'in varını olarak değerlendirdim. 2.23 olması lazım. Aynen öyle. 2.23 gibi orandan kazanmasını bildim. İdeal kombinemizdi bir adet de alternatif kombine verdim. MBS 3'lerden oluşan Bodo maçına 1 ve 2.5 üst olaraktan değerlendirdim. Lech Poznan maçına ilk yarı 1 olarak değerlendirdim. Rosenborg maçında da ilk yarıdan gelecek bir golü aldım. O da bizlere 2-14 2-14 aynen. 2-14'lük orandan kazanmasını bildi. 2 tane ideal kombinemiz, canlılarımız vesaire her şeyimiz gerekten de çok güzel bir ilerleme yaptık. Ve canlılardan bahsedeyim. Arkadaşlar zaten canlı performansımızı biliyorsunuzdur. Ligler başlayınca zaten daha da arttıracağız ama elimizden geldiğince infolar vererekler maç hakkında basket olsun, voleybol olsun, futbol olsun hiç fark etmez. Maçlar hakkında info vererekten sizlere canlı bahislerde önerdiğimizi biliyorsunuz. Sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Artı 200 seviyesine bir like gelirse 2 günlük bir video güzel şekilde geçirelim ve kuponlarımız da zaten herkes açık gruba gelecek. Başlayalım. Kawasaki Frontale ile Bayern Münih karşılaşması. Dostlar bu maç biraz gösteri maçı mahiyetinde olabilir. Araştırmalarıma göre zaten Bayern Münih yapamıyor da birçok taraftarı var. Bir nevi bu gösteri maçı olacak ki zaten Kawasaki Frontale'nin de açık bir ligi var. Ligi devam eden takıma böyle bir hazırlık maçı oynatıyorsanız biraz daha gösteri maçı olur diye düşünüyorum kendi düz mantığımla ilerliyorum buradan. Zaten genel olarak baktığımız zaman da Bayern Münih'in son maçı vardı. City maçı 2-1 mağlup oldu. Ondan önce 27-0 yendi. Kavazaki Frontal'de kendi form durumunda. Onların da gol bulmasını bekliyorum ki zaten oran 1-29 açmışlar. Fakat buna gitmeyeceğim. Gösteri maçı maliyetinde olduğundan dolayı mücadelede ben 3.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Günün erken hazırlık maçlarından bir tanesi. 1.51 oranı var. Onun da bilgisini verelim. Bu maç hakkında çok durmayacağım. Kuponları almayacağım. Olursa canlı takip edeceğim. Maçın zaten yayını nesine veriyor bilgisini bilginize. Osnabrück ile karşılaşması. Osnabrück arkadaşlar Bundesliga 3'ten yükseldi. Bundesliga 2'ye artık. Ee, ilk i̇lk mücadelesi açılış yapacak. Karlsruher ile oynayacak. Maçın favorisi Deplasman da olsa Osnabrück arkadaşlar geçen sezon kendi liginde özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda çok iyi bir performans gösterdi. Bu performansı göstermekle kalmadı. Oynadığı maçlarda zaten çok gollü ve ligde de zaten üst lige çıkmayı başardı. Burada da biraz daha ofansif futbolu sergileyecektir diye düşünüyorum. Kas Ruhel'le. Kas zaten özellikle geçen sezon deplasmanda güzel kontra ataklardan hatta bu maçta kontraya gerek kalmayacaktır. Yeri geldiği zaman da her iki takımla birbirine üstünlük kuracaktır. Var olarak değerlendirin. 1.34 gibi oranı var. Değerlendirecektir ama ol şanslar. Hacken'la Elfborg karşılaşması. Şimdi izlediğim iki takım karşı karşıya. Hacken'da son maçında Varnavo'ya ligde mağlup oldu. Avrupa maçı falan vardı. Klasifik oynadı. Klasifik oynadığı maçta da deplasmanda Basman'da 0-0 kaldı. Yine aklı muhtemelen maçtadır. Şöyledir. E, Klasikte tekrardan bir hafta içinde maç oynayacak. O maçta alıp Avrupa'ya devam etmek isteyecektir. Ligde de en önemli rakibinizle oynuyorsunuz. Elfborg oynuyorsunuz. E, eğer Elfborg kazanırsa Puan farkını neredeyse maç eksiyle birlikte 6'ya çıkarma şansı da olacak. O yüzden Hacken'ın bu maçta olabildiğince kendi e, elinden e, geleni yapacaktır. Fakat Hacken yorulduğu için bu yorgunluklar da en çok daha çok ikinci yarı göz gözükebilir. O yüzden Ellsborg ikinci yarı burada gol atabilir. Bu benim yüksek orandan bir önerim olacak. Geçtim. İdealden baktığımız zaman var olarak zaten değerlendirebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Hacken'ın bu maçı kaybederse çok fazla şey kaybedeceğini düşünerekten de sadece 3 puan kaybetmeyecek. O puan farkı, liderlik her şey değişecektir. O yüzden burada bir var seçeneğini öneriyorum. Onun dışında Hacken bu mücadeleyi kaybeder mi? Benim önerim o. Kaybetse bile maç bence bir yerde birbirine gelecektir ki benim skor beklentim 1-1'lik bir, bir skor bitebilir. Çünkü zorlu bir mücadele. Liderlik yarışı mücadelesi hurra haldır huldur bir futbol oynanmayacaktır bence. O yüzden burada bir 2-3 gol bandı da Alırsa birisi 2-1 alır. Ama benim önerim, mücadele genellikle 1-1'de bayağı bir gitmesi. Toplam gol aralığı 2-3 golün oranı da yüksek oranlar sizlere 1.92 92 gibi oran önereceğim. Bunu da değerlendirecekler. Bol, değerlendirebilir. Bol şanslar. Düsseldorf'la Hertabelli mücadelesi. Düsseldorf daha çok kadrosunun korudu, onu belirteyim. Hertabelli'ne de birçok oyuncular gitti. Hatta Hertabelli'nin yaptığı transferlere bakın. Gönderdiği transferlere. Güzel oyuncu sattılar. 4 milyona, 5 milyona, 3 milyona dayadılar, geçtiler. Kadro büyük ölçüde dağıldı gibi bir şey oldu. Ama yerine transferler yaptılar. Bu transferlerin ne zaman oturması, oturması vesaire derken kadroda tecrübeli isimler de var zaten. Bundesliga'dan düşen bir takım. Eee tribünü de olan bir takım Hertabelli'nin bu arada ki Bundesliga'da Türbün olmayan takım çok az. Düsseldorf'un da ben burada ee, galip gelir mi bilmiyorum ama Hertha Berlin'de genel bir tecrübesi olması kaynaklı. Burada ben gol bulmasını bekliyorum. 1.40 gibi oranı var zaten. Yani ligler yeni açıldığı için bu oranlar biraz daha yüksek olabiliyor. İlerleyen günlerde bu oranlar daha da düşecektir. 1.40'dan idealden burada var olarak değerlendirdim. 30'una geçelim. 4 tane de mücadelem var. Fürt mü maç skoru zaten sizlere sormuştuk. Yorumlara yazabilirsiniz. Dostlar bu mücadelede ben e, kendi evinde Deplasmanda fürt biraz kanser bir takımdı geçen sezon. Ama bu sezon kendi evinde kısmen iyiydi. Yine Paderborn'la oynayacaklar. Paderborn'un da deplasman performansı geçen sezondan e, infolar vererekten söyleyeyim çok iyi değildi. O yüzden e, Paderborn'a kendi evinde güvenebiliriz fakat deplasmanda o kadar olur mu bilmiyorum. Ben burada yine var olarak değerlendirdim 1.36. 36. Mücadelenin üstte gitme ihtimali de yüksek olduğundan dolayı da 2,5 üst ve var da alırsanız 1.56'ya kadar oran çıkartmış olursunuz. Onun da bilgisini vereyim sizlere ne kadar yüksek o kadar iyi. Mialbi ile Jurgard'ın karşılaşması. Jurgarden'ın birlik mücadelesi vardı. O mücadelede Luzern'e 2-1 gibi de kendi evinde mağlup oldu. Şimdi Mialbi ile oynayacaklar. Mialbi'nin burada atacağı bir gol 1.31. Bakın evin bir golünü burada sizlere ideal önerebilirim. Ev sahibinden ben gol bekliyorum. 1.31 gibi orandan Jurgarden'ın aklı diğer maçta olacak. Yorgun. Mialbi de kendi evinde son dönemde form tutmuş bir takım. O yüzden Mialbi'nin golü alınabilir 1.31. Onun dışında mücadele genelinde çok da fazla gol olacağını düşünmüyorum. 2-3 gol bandını burada sizlere 1.74 gibi oranlarla önermek istiyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme de yapabilirler. Gelmesi muhtemel bahislerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Renders'la Hividro karşılaşması. Renders'ı e geçen hafta biraz takip etme şansı oldu. Midland karşısında Hividro'ya biraz bakma şansımız oldu. Çok defans yaptı o mücadele çok kapandı. Burada da Randers'a e karşı da ara ara kapanacaktır bence. Ama Randers'ın ben burada galip gelmesini bekliyorum. O yüzden burada benim önerim doğrudan Randers'ın galibiyeti. Maç sonu 1'e 1 e 51 gibi oran açmışlar. Değerlendirecekler. Bu da Rangers alabilir. Hatta 4.5 altına 1 yaparsanız yine Hibidro'nun kapanma ihtimali yüksek olduğundan kaynaklı. 4.5 altına 1 yaparsanız oranı 1.87 gibi orandan alırsınız. Değerlendirecekler bu yönlerden bir değerlendirme yapabilirler. Son mücadelen Brondby ile Odense karşılaşması. Özellikle Brondby arkadaşlar bu sezon kurduğu kadro yüksek kalitede bir kadro olduğunu söylemek lazım. İlk mücadelesinde kazandı. Odense de berabere kaldı. Yine bu mücadelelerden gollü bir maç bekliyorum. Odense'nin de katkı, ver katkı vermesini bekliyorum. Vardan ziyade mücadelenin üst 0da olması kaynaklı. Burada 2.5 üstü sizlere 1.42 gibi oranını önermek istiyorum. Ben ev sahibinden yanayım. Ev sahibi de bu maçı kazanabilir. Hatta yüksek oranlarda, da maç sonu 1-1.70 gibi oranlar 2-1-3-1 ayarında bir mücadele geçebilir. Değerlendirecekler o yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. Hafta sonu dediğim gibi kuponlar arkadaşlar herkes açık Telegram kanalında olacaktır. Hem cumartesi hem pazarı kupon vermek istiyorum. Yorumlarda ve açıklama kısmında linkim mevcut veya Telegram'dan direkt Kangal Tips YouTube diye arattığınız zaman da çıkacaktır. 5000 küsur kişilik grup. Oradan devam edeceğiz. Değerlendirecekler bol şanslar. Ee, başka video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.